Ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Yine çok güzelsin ya. Biraz hastayım, sesimin kusuruna bakmayın bu arada. Var? Üşüttüm sanırım. Vallahi çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani bugün çok özel bir filmin galasında rastladık sana. Neler hissediyorsun bu filmle ilgili? Kum Zambağ filmin galasının davetine biz çok önceden davetli olduğumuz için, ben de mutlaka geleceğim dediğim için sevdiklerimi bu özel günlerinde yalnız bırakmak istemedim. Bol gişeleri olsun inşallah. Çünkü gerçekten her işte olduğu gibi film sektöründe de ya izlediğimizin, gördüğümüzün dışında arka planda çok daha büyük emek var. O yüzden umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Hayırlı uğurlu olsun. Senden ne zaman bir sinema filmi gelecek? Öyle bir şey. Nasip, kısmet. Teklifler geliyor mu? Çünkü bildiğim kadarıyla şu ara çok popülersin Yağmur ya. Hadi dürüstçe söyleyeceğim. Yani hiç mi bir teklif gelmiyor? Bir sinema filmine göremeyecek miyiz seni bu ara? Hadi biraz bize spoiler ver. Nasip diyeyim. Nasip diyorsun. Evet. Türk milli takımını konuşalım o zaman. Destan yazıyoruz. Yani çeyrek finale çıktık. Çeyrek finalde de rakibimiz Hollanda. Bir Türk olarak neler hissediyorsun? Senden duygularını alalım. Çok gurur verici bir durum. Çok gururluyum, çok mutluyum. Canım Türkiye'm, seviyorum ülkemi. İzleyebiliyor musun maçları? Çok değil, öyle söyleyeyim, evet. En beğendiğim futbolcu, hadi bakalım. Yine mi? Herkes Arda Düler görüyor, bak sufle vereyim sana. Arda mı yoksa? Yok, bu sürpriz olsun, bende kalsın. Vallahi mi? Gizemli. Peki. O zaman birazcık daha gündeme yakın sorular soracağım. Uras Kaygılaroğlu'nun, oyuncu meslektaşımız Uras Kaygılaroğlu'nun bir erkekle öpüştüğü görüntüler medyaya yansıdı. Sence oyuncu her rolü oynamalı mı? Bu konu hakkında konuşmasam. Sana böyle bir teklif gelsin. Bu konu hakkında konuşmayayım ben bence. Hangi konu hakkında konuşalım? Aşk hayatına gireyim mi? Aşk hayatına mı gireyim? Aynı. Abi bana anlatsana, senin kalbine giden yol nereden geçiyor? Bak geçen sefer anlatamadım. Anlattım. Hayır, kenarda kestik konuyu. Birazcık böyle şey yaptım. Senin kalbine giden yol, dürüstçe yani ideal erkeği tarif et bana. Yağmur için ideal erkek nasıl olmalı? Masalsı. Masal? Masalsı. Vallahi mi? Evet. Türkiye'de öyle bir erkek yok ki. Vardır. Vallahi mi? İlla ki vardır. Kalbin dolu mu kız? Değil. Ya da çok zorlamayayım seni. Olursa söyleyeceğim ama söz. Çok samimisin, o yüzden çok fazla zorlamak istemiyorum seni. Mükemmelsin. Başarılarının devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.